Tamam. 15 dakikamız daha var. Şimdi şeye gireceğiz. Bu hafta yapacağımız ödevde veriyi nasıl hazırlıyoruz? İşte bu kadar temiz olmaz normalde veri diyor. Hat olarak da reprezent edebilirsin. Embedding olarak da alabilirsin. Yapacağımız önemli şeylerden biri ne? Kodlamayı yaparken yazacağım fonksiyonları düşünüyorum. Kelime verilince o kelimeyi indise çevirecek. Yani sözlükte kaçıncı sırada olduğuna çevirecek bir fonksiyon lazım. Sonra prediction aldıktan sonra sözlükte kaçıncı sırada olduğunu biliyorum. O sırayı kelime stringine çevirecek bir fonksiyon lazım. Cümlenin başı ve sonu tokenleri lazım. Önceden görmüştük bunların neden konulduğunu. Bir cümleyi alıp böyle tokenize edip bir şeye dönüştürüyorum. İndis vektörüne dönüştürüyorum. İndis array'ine dönüştürüyorum. Ondan sonra bunu modele verebiliyorum. Burada hani şeyler var. Onlara belki rastlarsınız. Mesela subword tokenization yapabilir. Mesela bool'la point'i ayırabilir. Bool kelimesini bir indise işler, point kelimesini bir indise işler. Tokenizasyonun hani farklı farklı yöntemleri var. Subword genelde daha iyi çalışıyor. Şimdi kodlamada, hani bu haftanın kodlamasında yapacağımız fonksiyonlardan hafif bahsettik. Bir önemli şey var. Training yaparken koymamızın iyi olacağı bir mekanizma var. Teacher forcing adı. Bu nedir? Neden kullanıyoruz? Ne işe yarıyor? Ondan biraz bahsedelim. Şimdi şöyle ineyim. Training diyelim. Şimdi şuradaki ground truth, tamam mı? Label yani. Şuradaki benim modelim verdiği prediction. Adım adım gidelim. Şunu alıyorum. İlk kelimeyi üretiyorum. We. Ondan sonra tekrar bunu alıyorum. İkinci kelimeyi üretiyorum. Gate. Tamam mı? Gate'den itibaren tartışmaya başlayalım. Şimdi gate gerçekte olması gereken kelime değil, değil mi? Modelim sapmış yani gerçekten. Ve şeyi de biliyorum aslında. Yani burada saptığı için ileride de sapmaya devam etme olasılığı yüksek. Bir kere saptığın zaman su kelimesi gate kelimesine bağlı olacağı için bunu da doğru tahmin etmemiş olacağım için hani sapma giderek artabilir. Böyle düşünebiliriz. Peki benim bir attention layer'ım var. Onu da train etmek istiyorum. Train ederken burada gelip gate kelimesini query olarak almam doğru olur mu? Yani bu modele çok büyük zorluk çıkartan bir şey. Ne sanıyor model? Ben eğer gate kelimesini query olarak alırsam. Diyor ki ben weight'lerimi öyle train etmeliyim ki gate kelimesiyle şu kelimelerin arasındaki benzerlik, işte alakalı bir kelimenin arasındaki benzerlik yüksek çıkmalı. Ama durum bu değil. Durum aslında şu. Zint kelimesiyle diyelim buradaki R kelimesi arasındaki benzerlik yüksek çıkmadı aslında. Yani modeli yanlış train etmek istemiyorum. Böyle de train edilebilir ama çok daha uzun sürüyor. Tamam. Ve converge edeceği hani daha az garantili oluyor. Ne yapabilirim buna alternatif olarak? Yani her predict ettiğim kelimenin hidden state'ini alıp attention'ı öyle hesaplamak yerine training sırasında ne yapabilirim? Ground truth alırım. Ground truth kelimesinin embeddingini alırım. Attention'ı oradan hesaplarım. Bu sayede modelim çok daha kolay bir iş yapmış oluyor. Daha odaklı çalışıyor yani. Hani daha odaklanabiliyor kendi yapması gereken işe. Peki, prediction sırasında ground truth'lar elimde olmayacak. O zaman Ha, nasıl evet. hesaplayacağım? Bakalım. Burada yapacağım bir şey yok. Yani burada gerçekten V tahmin ettiysem V'nin state'ini alacağım. O şekilde attention'ı kullanacağım.
gate'i tahmin ettiysem onun state'ini alacağım. O şekilde attention'a bakacağım. Yani yanlış çevirdiysem bile burada bu şekilde gitmek zorundayım. Elinde başka bir seçenek yok. Ama burada training sırasında bunu farklı yapmamın sebebi ne? Model kendini yanlış train etmesin diye. Tamam. Modeli daha odaklı train edebilirim diye. Var Ahmet, konu? Training aşamasında ground truth dediğimiz label değil mi aslında onun karşılığı? Aynen, aynen öyle. Yani label'ı var mı elimizde peki? Training sırasında diyelim İngilizceden Almanca'ya çeviren bir model eğitmek istiyorum. Train ediyorum. Inputların karşılığı olan label'lar elimde olmalı değil mi? Supervised tabii, tabii. Learning böyle yapılıyor. Tabii. Yani elimde bunları olduğu için modele input olarak verebiliyorum. Yani şey mi? Anladım. Normalde supervised learning gibi eğitirken önce bakıyoruz. Ground truth'la olan arasındaki residual'a bakıyorum aslında. We gate zoo çıkmış. Demek ki arada bayağı bir fark var. Training hiç farka bakmıyorum bile. Yani direkt diyorum ki fark fazlaysa aslını al falan demiyorum. Hiç farka bakmadan diyorum ki ya direkt ground truth'u al sen. Hı hı. Yani şeye hiç güvenmiyorum. Prediction'a hiç güvenmiyorum. Training sırasında. O zaman ne train etmiyoruz ki o zaman? Yani direkt karşılığını alıp kopyalıyoruz gibi bir şey oluyor. Yani bir model çıkmaz ki o zaman ortaya. Şöyle. Şimdi burada attention hesaplayacağım ya. Hı hı. Attention'da query vektörünü bulan bir layer var, değil mi? Yani bir kelimenin embeddingini o kelimenin query versiyonuna eşleyen bir layer vardı. Az önce evet, ondan bahsettik. Hatırlıyorsun. Hı hı. Şimdi o layer'ı eğitirken yanlış tahmin üzerinden gitmesi yerine işin gerçeği üzerine kendini eğitmesini istiyorum. Yani diyorum ki sen query layer'ını, query'leri bulacak layer'ı eğitirken zintle R'ın arasındaki benzerliği yüksek yapacak şekilde eğit. Gate'le R'ın arasındaki veya Tsu'yla R'ın arasındaki benzerliği yüksek yapacak şekilde eğitme. Mantıklı değil mi? Evet. Yani prediction'a göre eğitme demek oluyor yani bu. Aynen. Prediction'a göre eğitmiyorum. İşin gerçeğine göre eğitiyorum. Belki şu olabilir. Şöyle diyelim. Şimdi diyelim böyle train ettim. Güzel bir başarı aldım değil mi modelden? En son belki bir fine tuning yapabilirim. Ne yaparım? Teacher force kapatırım en son birkaç epoch için. Artık gerçek prediction'larımdan biraz daha attention layer'ımı fine tune ederim. O da olabilir mesela. Belki kullanılmıyordur. Senin aklına şeyden yatmadı diye düşünüyorum. Ya ben şu an actual target üstüne eğitiyorum bir modeli. O model sonra nasıl prediction'ları query bulmak üstüne çalışabiliyor? Sen bunu düşünüyorsun diye düşündüm. Hani modeli eğitirken son epoch'larda şu teacher force'u kapatıp şu şekilde de eğitim yapılabilir. Hani bu da bir teknik olabilir. Bu da senin aklına gelen yeni bir yöntem herhalde değil mi şu anda? Ya literatürde vardır diye düşünüyorum. Benim aklıma geldi ama hani ben ilk aklına gelen kişi değilimdir muhtemelen. Biraz daha ilerlesin bakalım. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Transformer önümüzdeki haftalarda var sanırım da. Biz bu hafta sadece şu anda evet, attention mekanizmasını konuşuyoruz herhalde. Bu teacher evet, forcing Transformer'da da uygulanıyor mu? Onun içinde nerede kalıyor ya da gerek kalmıyor mu? Teacher forcing'i Transformer'da uygularsın. Neden? Bakalım şeyine. Şurada bak output shifted right diyor ya. Burası aslında hı hı, teacher force. Yani ya gerçek zaten outputları shift right edip onun ne olduğunu açıklayacağım shift right'ın. Gerçek hı hı, outputları alıp burada aslında vermiş teacher force olarak. Yani kendi içinde barındırıyor mu zaten transformer modular architecture olarak? Onu mu diyorsun? Burada öyle bir yer. Bakalım mesela paper'da nasıl çizmiş.
Ahmet, senin attığın bu videolardan birinde Rasta'da da ilk kısımda zaten bunun Transformer'da bunun Transformer olduğunu söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Transformer şuralar Transformer değil de Transformer'da kullanılan mekanizmayı anlatıyor. Yani şu Transformer'ın kendisi diyemeyiz. Ha, tabii yani. Eklemek istedim sadece yani soruya şey olarak. Ha. Ek bilgi olarak. Tabii ki bu Transformer'ın içindeki bir tane modül. Yani Transformer'la alakalı tabii ki. Onun içindeki bir tane modülü bize gösteriyor. Peki şeyi nasıl çizmiş? Mesela şurada şema varsa. Burada mesela var. Makalenin kendisinde. Yani ben anladım. Yani anlıyorum. Zaten kendi içerisinde barındırıyor yani o sekund akışında. Evet. Ama prediction'da mesela başka bir şey yapacak. Ne yapacak bilmiyorum. Anladım. Çünkü prediction'da bu elinde yok. Muhtemelen belki şöyle bir şey yapabilir. Hani burada çıkardığı output'u belki buraya şey yapar. Ama burası bir sekans mesela. Hani tek kelime değil. O yüzden o da olmayabilir. Anladım. Şeyden ama... okuyup Discord'dan tartışabiliriz. Olur. Transformer makalesinde prediction sırasında output'u vermek yerine direkt ne yapıyor? Haftaya da tartışabiliriz. Hı hı. Ya ben şimdi aklıma takıldığı için sordum da. Daha önceki dönem biraz bir Transformer'la çalışmıştım. Şimdi aklıma takıldığı için de teacher forcing var mı yok mu diye. Yani, ama anladığım kadarıyla var. Ben var diye anlıyorum. Training sırasında. Hı hı. Prediction sırasında da ne yapıyor? Ona bakıp söylerim. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Buradan şimdi bakalım başka neyimiz var. 5 dakikamız kaldı. Şimdi biraz Trax'ın içine de girmiş olalım. Şuradaki şemayla. Stack şey semantik kurdum diye bahsediyorduk. Evet. Teacher forcing'de hani şeyi açabilir misin? O slide kısmına sana zaten. Şey söyleyeyim. Yukarı çıkalım değil mi? Evet. Ya şimdi aslında burada yapılan şey hani ben şeyi çok anlamadım. Hani olması gereken zaten bu durum değil mi demek istedim ben. Hani bir sekans var. Sekansa göre gidiyor. Sekansın öncesi ve sonrasına göre bakabiliyoruz. Kelimeler de önemli çünkü. Yani sekans. Ondan dolayı da hani kelime kelime tek tek bakmamız gerekiyor. Ve mesela iki farklı metriğimiz olabilir. Bir metrik şey olabilir. Bütün prediction'lardaki kelimeler istediğimiz kelimelerle aynı mı? Bir accuracy gibi olabilir. Biri de aslında ürettiğimiz cümleler gerçek cümlelerle yani gerçek değeri olan cümlelerle aynı mı gibisinden. Yani aslında hani burada ekstra bir farklılık göremedim ben aslında. Yani olması gereken bu değil mi? Ben mi çok böyle şey... Attention'ı hesaplarken mi farklılığı göremiyorsun? Ama... Yoksa şey mi? Teacher Force'da mı? Teacher Force'da. Teacher Force'da. Ben de şimdi aynı yere şey... takıldım da Ahmet. Bir Teacher Force'un da tam mantığını bir anlatabilirsen daha iyi oturacak gibi bize ya. Ben ilk defa gördüm Teacher Force'u o yüzden. Şimdi belki şey düşünüyor olabilirsiniz. Şey düşünüyor olabilirsiniz. Ya benim label'larım var elimde. Training'i zaten label'la yapılır. Training'i evet, label'la yapılmaz ki. Yapan öyle düşünüyorsunuz. Burada olay farklı. Hı-hı. Gösterelim. Teacher Force. Architecture değil mesela. Şimdi mesela şeyi düşünün. Sequential bir model düşünün. Tamam mı? Şöyle encoder'ı aldı. Cümlenin anlamını pasladı. Ondan bir şey yapılacak. Tahmin yapılacak. Değil mi? Bu tahmini evet. İlk kelime için yaptım. Tamam güzel. Şimdi ikinci kelimeyi tahmin ederken nasıl yapabilirim? Nasıl eğitim şemasını kurabilirim? Yol bir. İlk yol. Şu. Tahmin ettiğim kelimeyi alırım input olarak. Ondan sonra ondan ikinci tahminimi yaparım. Tamam. Şimdi zaten şey yapılırken her kelime için kelimeyle ground truth'un farklılığına bakıp gradient dönüyor zaten. Orası tamam. Ama burada başka bir şey var. Burada ne? Forward yaparken
prediction'a mı bakayım, ground truth'a mı bakayım? Backward yaparken değil, forward yaparken. Nasıl oluyor? Mesela forward yaparken prediction'ı kullansam nasıl olur? The'yi tahmin ettim, the'yi koydum. Poor'u tahmin ettim, tahmin ettiğim poor'u koydum. Ondan sonra don't'u tahmin ettim, tahmin ettiğim don't'u koydum. Eğer ground truth'ları koysaydım nasıl olurdu? Diyelim bu poor'u yanlış tahmin etmişim mesela. Rich olacakmış aslında. O zaman bu tahmin ettiğim poor'u almıyorum input olarak. Rich'i alıyorum. Direkt gerçeğini alıp yeni tahminimi yapıyorum. Evet. Teacher force bu. Tahmin ettiğim yerine, hani sekansın bir sonraki adımında tahmin ettiğim yerine gerçeğini input almak. Zaten tahminlerle hep ground truth'lar karşılaştırılıp backward yapılacak ama buradaki iş backward değil, forward. Forward yaparken, yani bir sonraki T anında forward yaparken bir önceki T'deki prediction'a mı bakayım? Yoksa bir önceki T'nin gerçekte olması gereken değere mi bakayım? Şey aslında değil mi? Training loss dediğimiz kısım var ya. Evet. Eğitirken aldığımız loss. Bir bakıma onu kendimiz görmezden gelmeye çalışıp hani şey vermeye çalışıyoruz. Gerçek değeri vermeye çalışıyoruz. Çünkü şey hani prediction based yapsak aslında forward tarafında o loss değerini hani gerçek alacağız ama burada o loss'u bir şekilde egal etmeye mi çalışıyoruz? Tam anlamadım orayı. Şimdi şöyle biz mesela baştan şu Fransızca şeyi bir Türkçe'ye çevirmeye çalışalım, tamam mı? Ben de kötü bir model olayım ve yanlış çeviri yapıyor olayım. Şimdi bu yanlış çeviri yapmamın etkilerini gözleyelim. Bu cümleyi alıyorum. Diyorum ki şu kelime üstüne bir şey çevirmiyorum diyorum. Tamam mı? D'nin Türkçe'de karşılığı yok. Bir şey çevirmedim. Tamam. Bu doğru çeviri olsun. Devam ediyorum. Şimdi bu kelime için ben bunu diyelim palavra sandım. Tamam mı? Palavra kelimesi sandım. İşte Fransızcalı sözcük demek atıyorum. Ben bunu sözcük olarak çevirdim, tamam mı? Sözcükler diyorum. Yanlış bir çeviri yaptım. Aslında fakirler demem lazım. Şimdi sözcükler diye bir çeviri yaptım. Ben bir dahaki kelimeyi tahmin ederken düşünüyorum. Diyorum ki ben az önce sözcükler diye çeviri yaptım. Tamam mı? Onun devamına göre tahmin yapmam gerekiyor diyorum. Tamam. Bu sefer bu kelimeyi sözcükler kelimesine göre yorumlayıp bir sonraki tahminimi ona göre yapıyorum. Ama bu sefer ne oluyor? Ben sözcükleri yanlış çevirdim. Bu sefer bir sonraki kelimeyi daha da yanlış çevireceğim. Çünkü input'um bile yanlış. Sonra o bir sonra daha yanlış çevirdiğim kelimeyi input alacağım. Ondan sonraki kelimeyi daha da yanlış çevireceğim. Çünkü input'um çok yanlış olacak. Çok yanlış bir kelime olacak. Ama eğer teacher forcing yapsaydım kendime o zaman ne olacaktı? Ben bunu sözcükler olarak çevirecektim. Yanlış çevirecektim. Sonra kod diyecekti ki sen şimdi bu çeviri ben yanlış mıdır doğru mudur hiç bakmıyorum bile. Direkt gidiyorum ground truth'tan alıyorum. Bu poor demekmiş. Fakirler demekmiş. Ben sana bir sonraki kelimeyi tahmin ederken input olarak önceki prediction'ını vermeyeceğim. İşin doğrusunu vereceğim. Fakirleri sana input olarak veriyorum. Ki hata payı her zaman bir adımlık olsun. Diğer türlü hata birikiyor. Yani iki order, üç order hata oluyor. Bu sefer gradient sapıtıyor. Sapıtmaması için hep bir orderlık hatalar bırakıyorum ki gradient güzel weightleri train edebilsin. Yani iyi bir backpropagation olsun. Teacher forcing bunu sağlıyor aslında. Ha burada şimdi şeyi bakalım. Burada da teacher force'u uyguladığım yer şurada mesela değerler forward yapılırken forward yapılma sırasında hep query'ler var. Tamam mı? Bu query'leri alırken işin doğrusunu alıyor. Yine bak forward'da bu aralara teacher force uyguluyor. Yani siz düşünüyorsunuz ki burada sanki ground truth'la bir şey yapıyorum prediction yerine. Burada değil o. Şu arada, forward'da. Tamam. Ki hata şu en aşağıda başlayıp sonra 2 order, 3 order büyüyüp, 4 order büyüyüp şuraya doğru hani 5 order'lık bir hata olmasın. Her zaman şuraya doğru input geldiğini varsayayım. Attention hesaplamak için olan input'un doğru olduğunu varsayayım. Modelin sonunda
hata miktarı maksimum bir order'lık olabilsin. Çünkü burada olan hata bu sefer bir sonraki yeri etkilememiş oluyor. Oturdu mu daha? Yani teach forcing forward'da uygulanan bir şey. Evet evet. Ya şey aslında teach forcing olmasa bile backward olaya baktığımız zaman dediğin gibi gradyanlar da sapıtıyor. Çünkü şey sekans olduğundan dolayı durmadan şey değişiyor. Hani hata payı 4-5 olabiliyor. Ondan dolayı çok farklı yanlış eğitebiliriz belki modeli. Ondan dolayı aynen. Çok mantıklı aslında böyle yapılması. Yani bunu en güzel video tahminlemesinden hayal edersiniz. Videonun ilk karesini yanlış hayal ettiğini düşün. Top sağa gidecekmiş, sola tahmin etmiş. Bir sonraki tüm karelerde sola gidecek değil mi top? Çünkü ilk tahmini yanlıştı. Top sola gitmeye devam edecek bir sonraki video karelerinde. Ama teacher forcing yaparsam diyecek ki ben senin prediction'ını takmıyorum. Bir sonraki kareyi tahmin ederken işin gerçeğine bakacağım. Sen sol mu söylemişsin, sağ mı söylemişsin bakmayacağım. Bu sefer training daha verimli oluyor. Şimdi ara zamanına geldik. Arayı verelim. Ondan sonra devam ederiz. Ahmet son bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Burada teacher forcing'de sadece ilk tahminde bir hata yapma riskimiz var gibi hissettim. Yani ilkini predict yapıyor ha. Ondan sonra bir kere hatanın derecesinin bir olabilme olasılığı var sadece. Çünkü hatayı birikmesine imkan vermiyorum. Evet. Bir modülde hata yapıldığı an bile değil, yapılmasa bile o modülün prediction'ını kesiyorum. Diğer evet. Modüle hep işin gerçeğini veriyorum. Ama o prediction yapılıyor. Bir tanesinde yapılıyor. Sonrasında kesiyorsun bağlantıyı. Prediction yapılıyor ve o prediction'dan mesela şeyi yapabilirim. İşte gerçekte farkına bakıp backprop dönebilirim yine. O prediction'dan. Hmm. Hani o prediction'ın yine bir işlevi var. Ama o prediction'ın hata birikmemesi için ileri, hani forward'da ileri pass edilmesini engelliyor. Sadece tamam. Yaptığım şey bu. Teşekkür ederim. Çok güzel. Şunun üstüne tek bir şey takıldı aklıma. Her seferinde ground truth'la hatayı düzelttiğimizde aslında bir sequence vermek yerine yine böyle bir gitmiş olmuyor muyuz? One by one. Hani. Yani orada o sequence'dan iş gene şeye çıkıyor sanki öyle. Sanki tek image verdik gibi video vermek yerine. Sanki biraz ona çıkıyor. Diyorsun ki ben bu şemada diyorsun bir sekans veriyorum başa. Değil mi? Ama diyorsun şu an sanki tek tek veriyormuşuz gibi konuşuyorsun. Diyorsun bana. Gibi dönüyor sanki böyle kafamda. Yani öyle olmadığını biliyorum ama öyle dönüyor hani böyle. Şu an öyle algılanıyor gibi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şu sanırım tek kelime. Tamam. Şu çıktı tek kelime. Yani sıradaki kelimenin ne olacağının olasılığı. Tamam. Şunlar ama şey gibi düşün. İşte ben önceki 5 kelimeye bakıyorum diye düşün mesela. Hı-hı. Aslında önceki tamam. Tüm kelimelere bakıyorum. Hı-hı. Burada bir de mask durumu var. Şimdi mesela burada cümlenin çevirisinin tümünü veriyorum. Ama şu an hangi kelimedeysem çeviri sırasında sonraki kelimeleri maskliyorum. Bu sefer ne olmuş oluyor? Ben aslında tüm cümleyi vermiş olsam bile şurada, output'un tümünü vermiş olsam bile aslında şu an üstünde bulunduğum kelimeden öncekileri kale almış oluyor. Diğerlerini meslediğim için. Yoksa hı-hı. Hile olur. Tabii. Yok ben şeyi anladım. Zaten yani hani burada, geleceğe evet, bakıp da oradan kopya çekmiyor. Ben onu anladım zaten. Ben sadece şey diyorum hani geçmişe bakıyorken bile geçmişi hep ground truth'la düzelttiğimiz için hani hep yani yine sequence'a bakıyor anlıyorum. Yok. Yani zaten sadece nasıl diyeyim? Sekansa şeyi bakıyor, anladım ben. Ama her yani kelime de o bakıyor. Sekansı modifiye ediyor. Evet. Her kelime yani, dönüşümde. Yani yine diyelim kelime wise gidiyor. Hani bir tahmin yani ediyor bir diyelim. Input al. Aynen. Ve bunu yanlış tahmin etse bile ground truth'unu düzeltip sekans eklediği için yine aslında geçmiş 5 kelimelik sekansa bakıyor ama hepsi doğru oluyor. Ben onu anlıyorum. Aynen. Sadece böyle aynen yine yani anlıyorum zaten. Yine error'u da bir şeye böyle bir sınırlamış oluyor yani. Büyümesini engellemiş oluyor. Aynen. Sadece anlatışta böyle ben şey hissettim. Sonra bir anda artık sekans değil de böyle bir gidiyormuş gibi hissettim ama yani tamam anlıyorum yani.